Ben adından anlaşılacağı üzere taverna yönettiğimiz bir oyun. Daha doğrusu onun demosu. Bakalım. Yani demosu herhalde. Bilmiyorum. Full versiyonu daha çıkmadı diye hatırlıyorum ama. Full versiyonu mu yolladılar bana, hatırlamıyorum ki. Hoş geldin. Kendi işletmeni yönetme ve büyütme işinden sen sorumlusun. Etrafa bir bak. Mouse tekerlerini basılı tutarak veya VASD tuşlarıyla. Tamam, biliyoruz bunları yani. Bir zahmet. Duvarım eksikmiş. Pencere dış sefer gibi ama şu anda tavernamızda yalnızca bir tane masa var. Bu yeterli değil. O halde aşağıdaki yemek odası butonu. Ha, tamam. Bakalım, duruma göre şey yaparız, yerlerini değiştiririz. Oturak. 50 şeye, altına oturak alıyorum. Satın almak için öncelikle bara gitmeliyiz. Menüyü açmak için bara tıkla. Bir fıçısı. 200'e. Full dolduralım. Harika, artık insanlar oturabilecekleri yerlere. Tek eksiğimiz personel. Barmen alacağız bir tane. Her gün işe alabilmen için yeni adaylar gelecek. Kimi alsam? Bir şey taşırken yürüme hızı azalmaz. Her gün artı 7 daha fazla müşteri çeker. İki kat daha hızlı tecrübe kazanır. Bence bu daha iyi değil mi? Daha fazla müşteri, daha fazla para. Kim alıyoruz şu an? Ha, garson. Aynı anda 8 içki taşıyabilir. Bir bahşiş alıyor. Bir tane müşteri çeken şeyimiz var zaten. Ekstra bahşişi diyorum ya. Baba bana oyunu tam türünü yollamışlar. Mutfağı araştırmak başlamak için araştırmayı başla. Senin ortalama kaç kişinin geleceğini gösterir. Günlük ortalama 36 kişiye servis yapacakmışız. Oturacak yeterli alan olup olmadığına dikkat et. Eğer bütün oturaklar doluysa tamam. Hatta şimdiden alabiliriz sanki bir tane daha. O şey, oturak. Masa. Aynen. Tıklayabilsem keşke. Şuna bak. Çok amaçlı. İçkiler, temizlik, oda servisi, yiyecek. Oda servisi de şey yapabiliyorsun. Bu oyunun tam sürümü. Ben bunu demo sanıyordum. Baya tam sürümüymüş. Ne güzel güzel. Zaten bir tek şeyle ilgilenmesi yeterli. Kaç içki taşıyabiliyorsun? Biri su içiyor. Suyu kaça satıyoruz? İkiye mi? Çok gizemli duruyor. Ayran yok. Bira ve su sadece. O da yani biranın yanında dehidrasyon yaşamayın diye.
tık yavaş ilerliyorsun sanki. Bunlar ne? Hızlandıralım. Bir de gün ne zaman bitiyor acaba? Ya da 7-24 mi hizmet ediyoruz? 7-24 hizmet ederiz herhalde. Öbürümüz ne alemde? İyi. Şarap fıçısı, limonata fıçısı, İngiliz birası, süt, elma şarabı ve bal likörü. Ama şimdilik onlara gerek yok. Mutfağı açalım da yemek yaparız. Çok şey içtiniz ya. Masalar doldu. Bir masa daha alabiliriz diye düşünüyorum. Oldu ha. Maaşı da arttı ama hızın da arttı. Maaşını ona düşürsem. Fazladan para vermeyelim. Gayet mutlu şu an. Aynen 5 dolarla gayet mutlu oluyorlar. Ne gerek var? Bir şey daha alacağız. Oturak. Kaygınlığımı arttırıyormuş bunlar. Bakarız. Şuraya bir şömine koymak isterim ama burayı daha genişletiriz zaten. Alan olarak bir tık küçüğüz. Üst kata çıkabiliyor mu peki? Çıkabiliyoruz gibi. Nice. Alan şey. Allah Allah. Yani şey yönetiyoruz burada. Meyhane. 5 dolara gayet mutlular. Bak %100. Gece 12'de bitiyor işimiz. Devam. 12'ye kadar çalışıyoruz. Sabah 7'de açıyoruz. Sabahın 7'sinde gelecek alkolikleri bekliyorum şimdi. 8 oldu gelmediler. Ya tamam da normal insanlarmış gibi düşünüp maaşlarını fazla verirsem sonra para biriktiremem oyunda. Ne manası var? Arama bitti mi? Bitmek üzere. Bir yanındaki şey ne? Oyunun sesi bir tık fazla mı? Size de fazla mı? Sanki çok az kısılabilir gibi. Mutfağın kilidini açtım. İşte sana inşa edebilmek için 8 dolar değil altın bonus. Mutfak mağazasına git. Tezgah, tabak, rafı ve sandık al. Şef tut. Ama alan yapmam lazım. Önce alan yapalım. Mutfağın mesela taş olmasını istiyorum. Nasıl duruyor? Ya da mutfağa daha uyar gibi bu ya. Ama bu yatak odaları içinmiş gibi. Daha bu mutfak sanki. Çok kararsız kaldım. Buraya kapı sığacak mı ki? İyi, sığıyor.
Mutfak için biraz büyük gibi. Olmadı değiştiririz sonra. Yanına da pencere koysam. Nasıl bundan para almıyorlar belli ki. Okey. Ne kadar param var? Biraz fazla büyük oldu ya. Neyse sonra değiştiririz olmadı. Yok fazla büyük değilmiş anca. Buraya geçebiliyordur herhalde. Menüde neler var? Vişneli kek, ekmek, elmalı tart, kremalı dolgu, külahlar, meyve tabağı. Okey. Hemen bir tane şey. Ruh halinin düşmeleri niye benim için önemli ki? Aynı anda iki çorba hazırlar. Bonus olanı istiyorum. Ve maaşını biraz kısalım. Aha. İlk yemeğimiz. Burayı da bir tık genişletmek lazım. Şey, masalar yeterli gelmiyor. Aynı anda 8 bardak taşıyan abla bayağı yararlı olurmuş ya. 4 tane taşıması. Sadece bir kişi mi yemek yedi? Evet. Aa, dur arama yapmadım. Limonata. Artı bir garson. Artı bir garson istiyorum öncelikle. Taverna'dan steak olsa evrilemiyorum çünkü araştırma ağacında şey yapmam gerekiyormuş onu. Yazgara'yı göremiyorum. Bu var. Bu mu? Çok var ama buna ya. $490. Bir tık büyüsek. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5'lik. Ha, öyle büyüyemiyorum. Bunlar ışık almıyor şimdi. Neyse, param yetmedi. Neyse yeterince aydınlık zaten. Okey masaları koyamayacağım şimdi ama olsun. Başlayalım güne. Sen niye? Hadi 15 dolar.
Sen de 10 dolarla çalış. 12'ymişsin. Sen 10'a düş. Olmadı sıkışık yaparız ama şu an görsel olarak böyle daha güzel duruyor. Ne sigortası be? Bilmem kaç bin yılındayız. Anne. Şömineye çok göz koydum da pahalı. Lan masa. Uzun masa. İçki durumumuz ne alemde? Stoğa gerek yok şimdilik. Kullanıyorlar. Yemekler bizi bayağı bir refah seviyesini arttıracak. Birilerine şey götürüyoruz, meyve tabağı. Neler vardı menümüzde? Meyve tabağı, kremalı dolgu. Elmalı tart kimse almamış daha. Abi işte erkek. Tabak ne güzel ama. Ay gözüme bir şey batıyor. Canım çekti şunlardan ya. Ne bilmiyorum ama çekti yani. Ablamız seviye atlamış yine. Sekizde çalışacağım, bir şey olmaz. Bu kadar yukarıdan bakıyor olmak beni bir tık rahatsız etti. Dört masalık bir tavernamız var. Yemek servisi yapmaya başladık. Ekmek vereceğiz şimdi birilerine. Ama bak biranın yanında şey vermek mantıklı. Tatlı. Bu gece doldururuz depoları ya. Bence bir masa daha ekleyebiliriz gibi. Yanlış oldu. Sen değil. Yalnız takılmak isteyenler için şöyle köşeye bir masa düşüneyim dedim de istediğim gibi olmadı. Taktın sigortayı sen de. Köşede böyle insandan uzak gibi durmak isterlerse falan duvara bakarak. Ben öyle mekanları seviyorum çünkü. Duvar göreceksin böyle, insan görmeden. Tek başıma oturuyorum mis gibi. Ama istediğim gibi olmadı orası. Okey, bir garson daha alabiliyorum artık. Artı bir ziyaretçi. Izgarayı daha erken açmak isterdim. Limonata mı artı bir ziyaretçi mi olsa? Artı bir ziyaretçi olsun. Daha çok para gelir. Sonra zaten limonata açacağız mecbur. Ekmekte seviye atlamışız. İki tane ekmeği 16 dolar şeye satıyorum altına. İçki taşıyabiliyor. Bu ablayı istiyorum. $10 yeter sana bence. Dolar değil ya, altın her seferinde. Hadi sen de 11 al. Düz hesap 20 olsun.
Maaşları biraz fazla. Bir masa daha ekliyoruz. %75'im de mi kalmadı? Aa, ben biraları yenileyecektim. Neyse, bugün yenileriz. Birileri gelsin de. Canlı müzik bilmiyorum. Göreceğiz. Etkinlik falan düzenleyebiliyoruz. Bakayım. Otel hizmeti verebiliyoruz aynı zamanda. İlerleyen zamanda. Yeni kat için çok var. Evet, ben de sevdim. Böyle basit grafikli olmasını da sevdim. Ben bir şey araştırıyorum, değil mi? Araştırıyorum. İyi, garsonların iş yükü azalmış oldu en azından. İkinci garson için bir tık acele etmişiz gibi gözüküyor ama olsun. Masaları toplarken falan rahat ederler. Biri yine meyve tabağı istedi. Yenileyelim. Krema dolgulu külahlar seviye atlamış. 23 şey altını satacağız artık. Meyve tabağı da atlamak üzere. Bir kişi daha istesem. Evet, keşke yanarlı meyve tabağı olsaydı da. Taverna yönettiğimiz için çok şey yapamıyorum. Laf edemiyorum. Ne istediler? Bakalım nasıl yapılıyor. Okey, artı bir ziyaretçiyi de açtık. Limonata. Sığacak mı tüm içkiler buraya? Sanki sığmayacak gibi. Tamam, hayırlısı. Fazla şey var çünkü. Meyve tabağı da seviye atladı. Vişneli kek için 2 lazım. Elmalı tart için de 3 lazım. Bir tane daha elmalı tart gidiyor. Demosu değilmiş bu arada oyunun. Ben oyunun demosunu yollamışlar sanıyordum. Tam sürümüymüş. Beğendim, beğendim. O yüzden demiştim kısa oynarız diye de bugün kısa oynarız sonra devamına bakarız gibi. Şaraf var ama araştırmamız lazım açmak için. Limonatayı da açtık. Özel etkinlikleri açıyoruz şimdi. Bir şey koymak istiyor muyum? Ha, şeyi koyacağız buraya. Limonata fıçısı. Bu diğerleri nasıl sığacak ki? 190 dolara mı? Param yok. Başlayalım öyle. Tamam, biliyorum fıçılar boş. Sizin keyifleriniz ne alemde? Hadi sen de 24'e çalış. Yüzünüz gülsün en azından. da fazla ya. Bu kadar kazanmıyoruz ki günlük. Günlük kazanıyorlar. Günlük 19 dolar işte altın alıyorlar. Düşünecek olursak. %22'ye çalışsa. Limonatayı doldurmak istiyorum artık, hadi.
zamandır. Bakalım limonata isteyen olacak mı? Çok para verdim. Lütfen. Ha, bir tane var. Kaça sattık? 3 dolar. Emeklerimize değmedi gibi biraz. Vişneli kek seviye atladı. Elmalı tart seviye atladı. Ben beğendim oyunu. Çok tatlıymış bu arada. Deli gibi kasacağım bunu. Tam böyle yatmadan önce oynamalık minnoş oyun. Baksana kaç tane taşıyor. Harcama yapmışız. Maaşlara toplam 54 dolar veriyorum. Oyundan çıkmamış ama demo key değil de full key vermişler. Ya da bilmiyorum. Yani eklenecek bazı şeyler vardır belki. Ama demosunda bir yere kadar oynayabiliyordun. Onu biliyorum. Eren'den izlemiştim çünkü. Masaya bak. Izgarayı açmak istiyorum ben bir an önce. Onu açarsak çünkü bir sürü yemek ekleyebileceğiz ve bayağı pahalı. Biftek var. Bir tabak tavuk var bak mesela. Bunlar seviye atladığı için o fiyatları satılıyorlar ama olsun yine de. Sana. Sen de seviye atlamışsın. Sana da bence 12 iyi ama 13. Masalarımız full dolmuyor. O yüzden şimdilik genişletmeyi şey yapmayacağım. Bak şimdi 3 tane boş, hatta 4 tane 5 oldu. 5 boş yer var. Günde 59 kişi geliyormuş. Etkinliği de açtık. İçki fiyatlarını arttırmayı istiyorum. Kesinlikle. Ve limonata fiyatına 4. 4 dolar. Sıradan parti. Harap tadı mı? İş yıl dönümü. Korsan toplantısı. Cennet buluşması. Oo, çok güzel şeyler var. Büyücü Merlin mi? Ha, bu olsun. Yarın etkinlik var. Ya masa sayımız yeterli gelir umarım. Olmadı gün ortasında ekleriz ama. İyi geceler Beyza. Dolduralım, hazır olalım her şeye. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Sabahtan dolmaya başladı yalnız. Ama yemek söylemiyorsunuz. Okuyamadım. Yavaşlatmaya çalışıyordum. Hmm.
20 kişilik bir etkinlikmiş. Aa. Ama ne kadar kazandıracaksınız acaba bana bakalım. İçiyorlar bayağı. Arama yapıyor mu ben? Yapıyorum. Niye hiç ilerlemiyor gibi? Boşları da toplasanız keşke şuraya. Bak masa yığıldı. Güzel. Aralarında tatlı söyleyen de oldu. Zorlarsak bugün bini görürüz gibi. Şu masayı temizleyin lütfen. Masanın hali çok kötü. $5. Ay altın. Ne kadar içtilerse. Güzel oldu bu etkinlik ha. Bayağı kazandırdılar bana. Yani ben şarap taraftarıyım ama şömine ızgarasını açmak istediğim için İngiliz birasını açacağım. Masalar toplansın mı? Burada bira şey kaldı, suyla limonata. Ziyan oldu onlar. Fiyatları değiştir. Arttırsam bunların fiyatlarını. Yarın bakalım ona. Müşteri sayım azalıyor. Olmaz. Yok. Tam böyle devam edeceğiz. Sen niye mutsuzsun ya? Açgözlülük yapma be adam. 36 yeter. Parayı şey için saklıyorum şu an. Mutfağa şey istiyorum. Şömine ızgara. $300. Vereceğiz ona. Sebosu. Hey, dur. Evet, çok fazla para yemeye başladılar. O bence çok düzgün ayarlanamamış bir şey. Evet, havas yine seviye atladı. Ne yapıyorsun? Kırmızı ile gösterdiği acaba saygınlığı olan insanlar gelmesi mi?
Hiç kırmızılı insanlara servis etmedim. Neye göre olacak ki o? Mesela bundan mı koymam lazım? Neyle koysak? İyi geceler Faruk. Masaların daha hızlı şey yapılması lazım ya, yavaş kalıyorlar. Bence bunların mutluluğunu bahşiş yani maaşlarını arttırmadan da o şey yapmanın bir yolu olması lazım. Artı iki garson. Çok var artı iki garsona. Bir de 100 kişiye servis etmem gerekiyor falan. Şu var mıydı hep ya burada? Bir an şarap mı açtık diye sorguladım da. Ha, İngiliz birası açıyoruz. Evet, esnerlerken ben de elimi böyle ağızlarına sokup şaşırtıyorum onları. Etkinlik şeyi gösterip duruyorsun bana ya. Etkinlikle alakalı bir şey yapmadım ki ben. Ama çok fazla para. Fazla para yani. Maaşları 108 veriyorum günlük. Gelirimi yok ettiler. Krema dolgulu kilo alırlarsa seviye atlayacağım. Ama alan yok, okey. Bir saat. Ah. Nice. 27'ye satıyorum artık. Güzel güzel. Okey, bugün 487 dolar kazandık. Doldurmalara önemli. Yani yine bekle bir çok istediğim seviyede kazanmadık ama bu arama niye ilerlemiyor? 26 tane şey istiyor. Aa, şu kırmızılı ziyaretçiler her ne altımsa onlardan istiyor. Bizde o yok. Nasıl getireceğim ki onları? İki tanesini etmişiz.
bilemedim. Bence beyaz perde uyar ya. Güzelmiş. Ya ben kısa bakıp gitmiş olalım. Ne kadar oynadık da bilmiyorum ama 40 dakika bakmışız. Bence tatlı oyun. Demo diye beklerken full versiyon çıkması da ayrı güzeldi. Oyun tam olarak çıkmış durumda değil şu an. İlla ki değişecek edecek şeyler vardır ama tavernamıza bir at koymadık. İstemediği isim koymamızla. Güzelmiş. Beni en çok heyecanlandıran şey oldu. Otel muhabbeti. Hani üst kasada bir tane otel yeri yapmamız falan bence minnoş olabilir.